Ama ne bileyim ben modalı kapınız varmış. Modalı kapınız varmış ne bileyim ben. Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Aksaray'da her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta Ihlara'dayız. Ve yanımda çok ünlü bir konuğum var. Alacalı Aşır, internet fenomeni kendisi. Abi öncelikle hoş geldin diyorum hoş ben bulduk. Sana. Seni bir tanıyalım mı kısaca? Alacalı Aşır kimdir? Ben Alaca köyündenim. Alaca Örtüköy'ün köyündenim. Buraya getirdiniz, buraları gösterdiniz, buraları tanıttınız. Allah razı olsun. Bilmediğimi gördüm, tanımadığımı tanıdım. İşleriniz rast geçsin. Allah size Kabe'leri nasip eylesin. Çok teşekkürler abi iyi dileklerin ben için. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. İşin rast geçsin. Alacalı Aşır abimizle birlikte Ortaköy'ün Alaca köyüne gittiğimizde çekimi nerede yapalım dedik. Ve kendisi Ihlara Vadisi'ni hiç görmediğini söyledi ve biz de onu aldık. Aksaray'ın bir ucundan öbür ucuna Ihlara Vadisi'ne getirdik. Şimdi beraber Ihlara'yı gezeceğiz. Daha önce kendisi hiç gelmediğini söylüyor. İçindeki kiliselerden ortasında akan Melendiz çayına kadar hep birlikte Alacalı Aşır abimle birlikte gezip ondan böyle hayat hikayesini dinleyeceğiz. Kendisi boş zamanlarında ne iş yapıyor? Bizlere tarıma, hayvancılığa ve böyle hayat felsefesine karşı bilgiler verecek. Abi hazırsan geçelim vadiye. Hazırım. Tamam abi. Ve Alacalı Aşır'la programımız başlıyor efendim. Yıkılırık da düşerik beyni soğuktan. Tahtalıymış bura. Nasıl beğendin mi buraları? Hiç geldin ben, mi? Bir geldik de bura mı? Başkayım bilemiyorum ki. Böyleyle inmediydik biz ya. Nereden indin? Baktık geri gittiydik. Şöyle baktık geri gittik. Nasıl beğendin mi abi buraları? Çok güzel beğendim. Çok güzel de çok derin. Nasıl derin ya? Adam şuradan düşse ölür gider Metcani. Ihlara'nın meşhur basamaklarını inerken Aşır abi yorulduğunu söyledi. Ve şöyle gölge bir yere oturduk dinlendik. Şimdi abi zamanında sence insanlar burada nasıl yaşadılar? Vallahi zamanında kardeşim oyuk buldu oyuğu diye yatıyorlardı. Kerpiç buldu kerpiçle yapıyorlardı. Böyle giymiyordu, giymiyordu, almıyordu, satmıyordu. Adamlar neredeydi? Yavan buldu, yavan, suman buldu, suman yallahına şükrediyordu. Doğru. Aşır abi adeta bir kitap gibi eskilerden vecizeler, deyimler, sözler yani benim hala bilmediğim çok fazla kelime kullanıyor. Şimdi senin meşhur bir lafın vardır. Hazır geri gelmişken onu bir söyle. Bülbülü altın kafese koymuşlarla ilgili bir şey söyledim. Bir tane daha vardı böyle bir dam... Odan olsun. Vücudun sağlam olsun da yirdeneşme bir gözle damın olsun. Bülbülü de altın kafese koymuşlar da illa vatan vatan durursun. Vatan da bir çalının dibiymiş. Doğru. Herkesin vatanı, yurdu. Evet gördüğünüz gibi Aşır abi yine eskilerden kelimelerle devam ediyor bizlere. Şimdi biz ineceğiz, kiliseleri gezeceğiz seninle. Senin hayat hikayeni dinleyeceğiz. Bağ, bahçe, tarla, tapan bunlardan konuşacağız. İstiyorsan şöyle yavaştan bir kalkalım zamanı kaybetmeden. Kalkalım. Olur mu? Olur. Aşır abiyle birlikte maceramız başlıyor efendim. Olur. Giyerim. Olur. Burada pek dikmiş bak. Şimdi Ihlara Vadisi'ne geldik. Ihlara Vadisi Aksaray'ın en turistik ve en böyle mükemmel yapılarından bir yer sevgili seyirciler. Şimdi Aşır abi. Buyur. Biz seni internette tanıdık. Senin bir meşhur bir lafın vardı. Arabaya bindiğimde yellene gidiyorum Erol diye. Hı. Şimdi sen önce bunun hikayesini bir anlat bize. Hı. Daha sonra sen kimsin, ne iş yaparsın, köyde vaktini nasıl geçirirsin onlardan bahset. Örtüköy diye bizim bir kazamız var. Ben Örtüköy'e gittiydim. Bir de böyle yakın köylümüz var, çifteyli oğlan vardı. Beni köye götürecekti arabasıyla. Arabadan gelirken köye gelirken Erol'un telefonu geldi. Ne arıyorsun, ne yapıyorsun? Aşır abi dedi. Ben de ne bileyim öyle olacağını. Ben de Erol arabaya bindim yellene köye gidiyorum dedim. Bu olav. Başka bir şey demedim. Türkiye'ye yayılmış benim yellene gidiyorum demem. Efendim. Arabaya bindim de yellene gidiyorum Erol. Sosyal medyanın her yerinde görmüşüzdür Aşır abiyi. Ben bile gördüğümde çok şaşırdım. Aksaray'dan böyle bir fenomen nasıl çıkar diye. Arabaya biniyor kendisi. Arabaya bindiğimde yellene gidiyorum Erol diyor. Ve daha sonra bunu diyen sen misin patlıyor gidiyor. Sonrasında tepkiler nasıl oldu sana? Vallahi iyi oldu.
Bak Ihlara'ya bile geldik. Girişteki güvenlikten buraya ta Sinop'tan gezmeye gelen adam seni tanıyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlarmış buraya. Ben yeni gördüm. Ben bilmiyordum buraları. Böyle güzel olduğunu, böyle şey olduğunu bilmiyordum bak. Çok güzelmiş, çok iyi bir yerimiş. Peki Ihlara'yı beğendin mi? Çok beğendim. Çok iyi, temiz, yeşillik, günlük, güneşlik. Çok dürüst, güzel bir yerimiş. Anladım. Sen şimdi yolda gelirken bana dedin ki benim sevdiğim bir içecek var dedin. Ben onu içmeden gezemiyorum dedin. Ayran dedin. Ayran içeceğiz bugün seninle. Ayranı sever misin? Hayır, ayranı birinci öleceğim istemiştim. Niye abi? Ayranda ne var? Almaz beni. Alışmamışsın. Benim ayran deyince benim düşman. Ayran senin düşmanın. Ayran benim düşman. Ben sevmiyorum. Anladım. Ben Aşır abiye bilerek soruyorum. Ayranı hiç sevmiyormuş kendisi. Daha önce hiç içmemiş. İçim almıyor diyor kendi doğal şivesiyle. Peki şimdi Alacalı Aşır kimdir abi? Benim. Sensin, onu biliyoruz ama yani bize kendini bir tanıt. Ben Alaca köyündenim. Aşırım ben, Aşır yıldızım. Köyde kalıyorum. 81 yaşında bir anam var. 4 tavuğundan bir horuzum vardı. Tavuklarım gelince tilki köpek gidi. Horuzu da sattım. Kime sattın? Astsubaylar götürdü zilli horuzumu da. Ona niye zilli adını taktın abi? Zil taktıydım bu boğazına gelince kimesin diye. Onlar cangur cungur deyince astsubaylar da gördü. Bu neydi dedi. Ben de zil taktım dedim. Tuttular aldıra gittiler. Zilli horuz bu işte. Anladım. Yani köyde kendi doğal böyle güvenlik sistemini oluşturmuş. Tüm mühendislere taş çıkarır diyebiliriz. Gelincik horozu tutmasın diye zil taktım boğazına. Öttüm de gelince kastın değil. Anladım abi. Peki senin tarla tapan bir şeyler var mı? Benim bir evim var. 2-3 kız. 5-10 dönümde bir tarlam var. Başka benim de bir de Allah'a emanet bir canım var. Anladım. Peki şimdi sen bize biraz şu tarla tapan işlerinden bahset. Ben bilmiyorum bu işi. Bu ekin ne zaman ekilir, kaçıncı ayda ekilir, nasıl yapılır? Onlar bize bir bahset sen şöyle kısaca. Vallahi diyelim Nisan'da tarlalar sürünür. Çapa çekilir. 10. ayda da 10. ayın 15'inde de ekilir. Anladım. Sürülürken biçer döver mi giriyor tarlaya? Her giden motor sürer. Boy her giden otlandı mıydı bir çapa çeken, bir daha çeken otlandı mıydı? Ondan 10. ayın 15'inde de eken. Anladım. Peki o aletleri sen mi sürüyorsun? Sen biçer döver sürebilir misin? Koy mu çığınayım? Biçerini de gördüm. Nasıl süreyim biçerini? Niye? Üstüne bineceksin, sana gösterecekler düğmelerini. Yok yok, ben süremem kardeşim. Benim ehliyetim yok, bir şeyim yok. Ben süremem. Traktörü? Traktörü de süremem. Yok deyince yere amin diyemem ben. Anladım. Ve şöyle bir hikayesi var Alacalı Aşır'ın. Kendisini bir hayırsever kardeşimiz, vatandaşımız Umre'ye yolladı seni. Uçağa bindiğinde ne hissettin? Vallahi ilk gittiğimde korktum, yalan söylemeyeyim. Uçak şöyle amen inince düşecek belledim. Uçak düşse ne yapardın? Vallahi uçak içimden dedim ki Allah'ım dedim, denize düşse de karaya düşmese uçak dedim. Denizde gene kurtulur suyun içinde dedim. Yüzme biliyor musun peki? Hiç bilmiyorum. Nasıl kurtulacaksın? Yüzüne çıkarsa gene gel dalgıçlar murgıçlar gelir kurtarır dedim ben. Yüzmeden hiç mi anlamıyorsun? Mesela hiç şimdi biz şortu mortu giysek, şu dereye girsek, arkada akan suya girsek yüzebilir misin? Yüzemem ben. Niye? Görmedim ki, bilmiyorum ki. Aha abi, su burada işte, suya girdim. Su ayağımı yanlasam bu sudan çoyanla da geçebilirim. Yüzeceğin içinde. Yüzemem ben. Ben yüzemem kardeşim. Anladım. Peki o uçağı sürerken sen yolda bana dedin ki böyle değişik aletlere basıyorlar, düğmelere basıyorlar, uçağı sürüyor dedin. Onu bir anlat abi sen bana. Vallahi orada bir sosyet kız vardı. Kız gel etti beni uçağın şöyle ön tarafına, bakıttım şöyle iki delikten. Bir iki adam oturuyor böyle, şöyle düğmelere basıp gidiyor. Ben de şöyle kıvırarım sürülüyor belliyordum. Öyle değil. Sen araba gibi direksiyonu var, öyle sürülüyor belliyordum. Öyle sürülüyordum, o da öyle değilmiş. Normal. Şöyleymiş. Tuşlar var. Tuşlara basıp tuşlara basıyorsun ve gidiyor. Peki sen uçağı sürebilir misin? Deli lan bu da, zırt deli. Ben uçağı nasıl süreyim? Beyni soğuk. Ben abi sana takılıyorum. Şaka yapıyorum. Uçağı süremem ben. Nasıl süreyim? Uçaktan ödüm yarıldı. Korktum da. Anladım. Şimdi Alacalı Aşır'ı dinlediniz. Kendisi 81 yaşında. Sultan değil mi annenin adı? Sultan teyzemle kalıyor. Ortaköy'ün Saralı Alaca. Alaca köyü. Saralı Alaca köyünde yaşıyorlar. Tarla tapan kendinize yetecek kadar var ya diyelim. Yalan suvan iyi yok. Allah'ımıza şükür diyor. Allah diniman zenginliği versin. Allah hele ya düşürmesin, 3 gün yatak, 4 günü torpak iyilesin. Hacısıyla, hocasıyla Allah defitsin. Doğru. Şimdi sen köye o kadar aşıksın ki ben sana Aksaray'dan bir ev tutsam Aksaray'da kalır mısın? Sakın, ben Şehiraltı yerden bir anda kalmam. Niye? Ben köyü çok seviyorum. Abi sinema var, tiyatro var, alışveriş sinemayı merkezi var. Sinemayı da, tiyatroyu da bana trillomursa ben gelmem. Öyle yerleri ben sevmem. Niye?
Sevmemişimden gelmiyor. Yani köyde zamanın nasıl geçiyor? Şimdi Aşır sabah 7'de kalktı. Kaçta Beşte kalkıyorsun? Kalkarım. 5'te kalkıyorsun. 5'te kalktı. Ne yapar Beşte bu Aşır? 5'te kalkarım. Evimin işini görürüm. Suları doldururum. Temizliğimi yaparım. Bahçede otluyları çapararım. Ondan sonra camiye gider şöyle bir dolanır gelirim. Ondan sonra akşam olur. Anladım. Köyde böyle kendi halinde zamanını geçiriyorsun. Şehirde de bunu yaparsın. Şehirde ben daralırım, duramam ki. Şehirde mis var, pis var, neleri var, neleri var. Şehre havas etmem de sevmem de. Nereye bileceksin, nereye gideceksin? Köyde yetiştin, büyüdün, alıştın, korku, görenek var. Şehirde ne var? Hepsi şehirde ciğerim. Doğru. Şimdi son kez buradaki sahneyi kapatmadan önce senin meşhur bir lafın var. Mis mistir, pis pistir diye. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musun ciğerim? Efendi efendidir, insan insandır, mis mistir, pis pistir. Pis olursan kendin 5 dakikada şurada bellidin. Kaşın bir oynar, gözün bir oynar, kendin bir oynar, arana diriyor. Ama avırdaşın ne yer almış, ne sel almış. Avır otur, batman kalk, işte budur. O mu yani mis mistir, pis pistir, taş yerinde ağır diyebilir miyiz biz bunun tabii için? Tabii diyebilirsin. Anladım şimdi, çok güzel bir laf, ben çok beğendim bunu. Tabii. Mis mistir, pis pistir, bu söz sana mı ait? Bana ait, ben kendim diyorum işte. Alacalı Aşır'dan mis mistir, pis pistir, taş yerinde ağırdır. Ağır otur, batman kalk. Sözüyle buradaki sahnemizi şimdilik bitiriyoruz. Şöyle vadiye bir gidelim mi? Vadinin gidelim, derinliklerine gidelim. Bir gidelim. Ayaklarımızı suya sokalım. Sokalım. Tamam, yüzme bilmiyorum diyorsun. Yok ben bilmem, ayağımı şöyle sokar, yıkarma sallarım ayağımı aşağı doğru. Tamam, ayaklarımızı suya sokuyoruz ve Alacalı Aşır'la ıhlara turumuz devam ediyor efendim. Şuradaki taşlar yıkılsa ne olur abi? Ne olur mu? Ulan hepimizi ezer bir hışı der, köfte eder bu taşlar. Olsan bu taşları yıksan ne olur? Bir de köfte olur burada. Gel abi gel. Bu olsanlık var herhalde. Gel, ben sana takılıyorum abi, gel. Aşır abi, nasıl buldun ıhlarayı? İyi buldum. Güzel buldum. Şura neymiş lan böyle? Burası bilmiyoruz. Bir bakalım mı be? Bir bakalım hala, bura neymiş böyle? Ey mi, kümes mi, bura ne böyle? Abi kümesin ne işi var burada? Olur ya, tavuk muvuk beslerler kollarda olsan ne bileyim. Yükselmiş diyorum ha, evimiş burada, öyle ufak bir evimiş. Nasıl buldun evi bura? Çok iyi buldum, çok güzel, modalı, cıncıklı, muncuklu bir yerimiş. Bir gezelim mi şöyle? Bir? Gezelim. Ha, bir evde işte burada var, bir evde işte burada var. Buralar arada kim oturuyor bu evlerde? Kapısında görevli yazıyor, galiba burada çalışan birisi kalıyor. Ha, sana doğru. Böyle şu kulübeyi sana versek burada yaşar mısın? Hayır, milyar isem ben burada korkarım, ödüm patar yaşayamam. Niye abi, ne olacak? Yok yok kardeşim, buralarda yayılan, çayan, buralar çok bir şeyler olur, insan öldürürler burada ya. Kalman yani. Kalamam ben, kalamam. Ya benim sana ilerleyen yerlerde çok güzel tekliflerim olacak. Hasan Dağı'ndan paraşütle atlayalım mı diyeceğim, kalk atalım mı diyeceğim. Benim öldüreceğim, beyni soğuk. Gel gidelim olsan abi. Olsan benim öldüreceğim. Allah itmiyor. Aşır abimle ıhlara da gezmeye devam ediyoruz. Abi, güzel mi? Nasıl buldun? Çok güzel, çok yeşillik, temizlik, iyi, güzel bir yer. Senin akşam eve gitme saatin var mı? Burası bizim 4-5 saat sürer. Akşam ezende ben evde olmazsam anam çekişir, ben ölürüm o zamana kadar. Bir şey olmaz mı? Yok tatlım, yok yok, ben akşam ezenden sonra varamam. Akşam ezanından sonra varmadan hızlı bir şekilde... İkindini açmayan evde olmam gerek. Ihlarayı hızlı bir şekilde gezmemiz lazım. Çünkü annem çekişir diyor benimle. O zaman biz hiç vakit kaybetmeden Batu sen de gel. Batu sen de gel. Gezelim. Evet evet, ben bekleyemem. Dattım benim anam çekişir. İkindini açmayan evde olmam gerek. Hızlı bir şekilde turumuz devam ediyor efendim. Ne düşünüyorsun abi sen bu korona hakkında? Vallahi ne düşünüyorum bu korona hakkında biliyor musun? Allah milletimize, devletimize zaval vermesin. Allah başımızdan kurban olduğum Allah'ım şu hastalığı devirsin. Amin inşallah. Ama almıyorlar. Bu kıyametin alameti. Bilene milletin ağzını bağladı maskeyini. Kıyametin bu alameti bileni. Bilmeyen aynı hamem aynı tas. Aynı hamem aynı tas. Hoca bildiğini okur Allah'a hükmet. Hiç değiştiremem. İpriyet al, ipriyet, ipriyet. İşte bak, tavuk hastalığı gibi nasıl geliyormuş, adamı alıp gidiyormuş. Öyle olduk bak, kıyametin alameti demek bu demek işte. O yüzden temizliğe, hijyene, onlara dikkat edeceğiz. Bir temizliğine ne olmuyor? Ne yapacağız başka? Her yönden temizlik var. Her yönden insanlık var. Her yönden bilgi var. Bir temizliğin olsa... Değil mi? Elini ver kolun alamıyorsun, kolunu ver elini alamıyorsun.
büyük benimsiz, küçük benimsiz, hacı benimsiz, hoca benimsiz, ana benimsiz, baba benimsiz. Geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? Bu asır böyle ya, ondan olan asır daha bir türlü olacak. Evlat babayı hiç tanımayacak, baba da evladı tanımayacak. Doğru söylüyorsun abi. Dur başına daha neler gelir demiş. Gelmişe bakma da, geleceğe bak. Peki kısa sürede yener miyiz biz sence bu koronayı? Bu yok, korona bitmez. Bir kişi de olsa biter, dört kişi de olsa biter. Ama Türkiye'nin her yerinde varmış. Seni yorulsam şu hastalanır, beni yorulsam şu hastalanır. Bir kişi de olsa, bir köyde olsa önlerler. Ama her tarafa dağılmış. Hoca devlette varmış. Nasıl bitecek bu korona? Tüm dünyaya dağıldı. Tüm dünyaya dağılmış işte. Bir kişi de olsa belki de önlerler. Beş kişi de olsa önlerler. Ama Türkiye'nin her tarafına dağılmış bu hastalık. Ne diyecek? Ancak bir dua edecek. Kendinize gelin diyecek. Kendinize gelin, kendinizi toplan, Allah'ınıza şükredin diyecek. Doğru abi, doğru söylüyorsun. Allah'ınıza şükredin diyecek. Onu da itmiyorlar, yapmıyorlar. Kardeşim işte Allah kıyametin alametini gösteriyor. Doğru. Daha başımıza neler gelecek? Daha ne gelecek? Gelmişe bakma da, geleceğe bak demiş. Kalbur sudan ne getire demiş. Daha kalbur sudan ne getirecek? Aynen. Ya daha kafana neler gelecek? Gelmiş gitmiş. İyi, kötü, yavaş, sıvan, dönüş, çekiş, savuşturdun. Daha neler gelecek? Neyle göreceksin? Neyle karşılaşacaksın? Doğru. Buraları biliyor musun? Beynin soğuk sana. Kafa var ya mı oralara? Var ya abi, var ya. Ha tamam öyleyse. Demeye hiç gerek yok. Doğru söylüyorsun. Demeye hiç gerek yok. Aşır abimle birlikte suyun kenarına oturduk. Kendisi elini yıkadı. Soğuk mu? Buz gibi. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra Aşır abimle birlikte programımızı sonlandıracağız. Ihlara'yı gezdik, gördük. Kiliseleri gezemedik. Kiliseler koronadan dolayı kapatılmış. Kapanmış kiliseler yok. Aynen. Olsun, yine burayı gezdiğimiz de iyidir. Hiç gelmemişsin daha önce. Senin için de bir değişiklik aman, oldu. Aman deli misin seninle, deli misin seninle? Görmediğimi gördüm bak, buraları bilmediğimi bildim. Ve şimdi yemeğe doğru geçiyoruz Aşır abimle birlikte. Oradan sonra da çekimizi sonlandırırız heh, abi. Köyüme de yellene yellene gideceğim. Köyüne sonra. De yellene yellene gönderiyoruz. Hadi dişinizi rast kessin. Çekimlerimiz sırasında Ihlara'dan başladık. Belisırma'ya doğru gelirken Birol abim sağ olsun turnikelerden geçerken Aşır abiyi de görünce tabii tanımayan yok abi seni Aksaray'dan. Vadiden inerken Kastamonu'dan Sinop'a, Edirne'den yani herkes tanıyor. Herkes tanıyor Aşır abimizi. Dolayısıyla Birol abim de sahip çıktı. Gelin dedi bir dinlenin çayımızı için dedi. Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi seni bir tanıyalım abi. Ben Belisırmalıyım kendim. Belisırma Birol Restoranı sahibi. İşte burada turistlere hizmet ediyoruz. Tamam. Şu anda işte korona nedeniyle turist olmadığı için geldi turistlerimize hizmet vermekteyiz. Anladım. Peki Aşır abiyi tanıyor muydun daha önce? Aşır abiyi de işte YouTube'dan gördüğüm için. Hangi repliğiyle tanıdın Aşır abiyi? Gülmesiyle. Gülmesiyle. Çok mu gülüyor? Çok gülüyor. Çekimler esnasında hiç gülmedin bize. Aksine ben gülerken. Aşır abi. Gülüyorum gülüyorum. Aksine ben gülerken Aşır abi. Aşır abi şu an beni dinlemiyor. Bir efendim abiyle. Söyle efendim. Şimdi ben senin laflarına gülerken bana kızıyordun. Ne gülüyorsun? Beyni soğuk diyordun. Adam senin gülmenle tanımış. Evet. Allah Allah, ben fazla kurmuyorum ya. Havanın yanında da gördüm. Ha, o başlıydı, belliydi canım. O belliydi. Şimdi şeyden biliyor musun? Şimdi onu da şimdi yapsan da bizi de güldürsen. Yo yo, belliydi. Hayır, ondan iptal oldu onunla. Sonra da gözettim şu anda. Şeyi biliyor musun abi? Arabaya bindiğimde yellene yellene gidiyor Merol kısmına. Biliyorum. Mustafa'yla galiba. Mustafa seni alıyor. Zaten bu hikayeyi vadinin başından beri herkese anlattık sırasıyla. Tekrardan Birol abimize teşekkür ediyoruz. Abi çayımızı içelim. Bizim çok fazla vaktimiz yok. Çünkü annem çekişir benimle dedi. Aferin kalamamış ya. İkindinden sonra ben evde olmam gerekiyor. Seni arkadaşlarımız götürür. Götürecek ama ya. Böyle, akşam ezenine korsa arkadaşlarım ne yapacağım? Nerede oturuyorsun ama biliyor musun? Belisırma'da vadinin tam çıkış yeri. Belisırma. Biliyorum. Allah razı olsun. İşini rast kessin. Ana baban nuru içinde yatsın da. Benim gideceğim yer uzak. Yok ya, şurası hemen bizim Hasan'ın önünde gideyim mi? Anlat da şuna. Ortaköy'ün alacağım. Ha, Ortaköy'ün alacağım. Yaklaşık buradan bir 2 saat sürer. 2 saat sürer. 1 saat sürer. Kestirme yol var. Hadi gari ne iş kurun burada, ne yapacaksın? Yap da giderim. Beyni sor. Birol abi bize teşekkür ediyoruz. Çaylarımız gelsin, daha sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Hadi Birol'um. Kekilli Birol'um hadi.
Babacalı Aşır'la birlikte Ihlara Vadisi'ni gezdik. Onun özlü sözleriyle ve kendi doğal yapısıyla birlikte çok güzel bir bölüm geçirdik. Abi ben sana çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiğin için. Ben de sana teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İşlerimizi rast kessin. Milletimize, devletimize zaval vermesin. Askerlerimize, polislerimize, vatanımıza, yurdumuza Allah boyunca sözünü eksik kessin. Allah şu hastalığı başımızdan devitsin. Allah sizlerin de işleri rast kessin. Sağ ol, Allah amin. Analarınız, babalarınızı Kabe'lere nasip eylesin. Amin. Ve Alacalı Aşır abimizle birlikte çok güzel bir kapanış yaptın abi. Ağzına sağlık diyoruz. Benim ve çaylak programımız bu hafta sona erdi. Bu hafta herhangi bir mesleğin zorluğunu anlatamadık. Alacalı Aşır abimle birlikte onun hayat hikayesini dinledik. Haftaya Cuma günü yine aynı saatte Aksaray'da farklı bir fenomenle, farklı bir mesleğin zorluklarını ele aldığımız, böyle onunla yarış haline girdiğimiz bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Şimdilik Ihlara'dan hepinize sevgi ve selamlar yolluyoruz efendim. Hadi kalın sağlığına. Buradan tüm din kardeşlerime selam söylüyorum. Yurt içi, yurt dışı, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden Allah'a emanet olun. Hayırlı kurban bayramlarınız olsun. Allah sizle Kabe'lere nasip eylesin. Amin abi, çok teşekkürler. Çok güzel, çok deniz gibi. Nasıl şurada iş görürler? Vallahi şu Tokaş'tan şu kilimi, şurada durulan, şuralara serin. Ah, ah! Ne güzel yer, ne güzel yer. Ah, hayatımda görmediğim yermiş burası.